İyi akşamlar efendim. Ben Göksu Öngören Özgür. Ne oluyorla karşınızdayız. Seçimi artık geride bıraktık. Yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletine hayırlı olsun diyelim. Ve seçilmesiyle birlikte kabinedeki isimler de açıklandı. Dün akşam tüm Türkiye aslında kabinedeki isimleri merak ediyordu. Ve o isimlerin hem hikayesini konuşacağız bu akşam hem de siyasete yansımalarını, dış politikada, iç siyasette birçok isim değişti diyebiliriz. Birazdan bakacağız şimdi bu başlıklara. Öncelikle konuklarımı tanıtarak başlayayım. Ardından da konuşalım hızlı bir şekilde. İstanbul stüdyosunda Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkürler. Gazeteci yazar Gürbüz Evren, hoş geldiniz Sayın Evren. Çok teşekkürler. Ekonomist Hikmet Baydar, hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ankara'dan Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik. Sayın Özçelik, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de bu akşam bizlerle birlikte. Sayın Yiğitel, siz de hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Hepimize kolaylıklar dileyelim, hızlı bir şekilde de başlayalım. Şimdi kabinedeki isimler açıklandı ama en çok merak edilen isimle başlamak istiyorum ben. Gizemli isim olarak arkadaşlarımız alt bantta yazmışlar. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak atandı. Bu başlık üzerinden devam edeceğiz. Çünkü Hakan Fidan'ın MİT'teki görevinden sonra aslında yapmış olduğu görev dolayısıyla biraz daha gizemli oldu tüm Türkiye ve dünya açısından. Bundan sonra çok daha yakından tanıyacağız hem dünya hem de biz diyelim, değil mi Sayın Yiğitel? Doğru valla. Şöyle ya, bana sıklıkla sorulan şey Göksu Hanım dünden bu yana. Ya biz Hakan Bey'in ses tonunu bile bilmiyoruz. Dedim ki yarın saat 10.30'da devir teslimde hem sesini duyacaksınız hem de artikülasyonu, mimiği hepsini göreceksiniz. En çok merak sosyal medya hesabı tarzı kullanmadığına varıncaya kadar her şey konuşuluyor. Acaba WhatsApp kullanıyor mu? Doğru. Yok. Yani sanırım. Yazıştınız mı Sayın Yiğitel? Bu kadar emin bir şekilde söyleyin. WhatsApp grupları da yok o zaman. Buyurun. Yok. Şöyle dedim ki ya şimdi hani ses tonunda tarif edilmez ki Göksu Hanım. Yani şimdi Hakan Bey'le o yurt dışı gezilerinde falan hani sohbet ettik. Dolayısıyla hani oradan biliyoruz. Başka etkinliklerde. Dün mesela törendeydi. Devir teslim töreninde. Ya devir teslimdeydi de şeyin, Cumhurbaşkanı yeni döneme başlama töreni. Dolayısıyla hani şimdi ses tonu nasıl, yani nasıl tarif edilir bilmiyorum ki, yani ses tonu nasıl tarif edilir. Dolayısıyla hani yarın göreceksiniz en gizemli bakan. Hakikaten öyle. Şimdi ben mesela düşündüm hani tarif edersek bir kere gerçekten hani işin ehli biri Hakan Bey. Zaten göreve başladığında herkes görecek. İnanılmaz çalışkan. Fakat şöyle bir tarz, yani yeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi yeni durumu nasıl tarif edebiliriz? Şimdi Sayın Fidan konuşmadan bir takım işleri çözüyordu Milli İstihbarat'tayken. Şimdi daha çok konuşarak çözecek. Şimdi Sayın Kalın konuşarak çözüyordu. Çünkü sözcüydü, sürekli basınla konuşarak. Şimdi Sayın İbrahim Kalın da konuşmadan çözecek. Nasıl olacak ben de merak ediyorum ama Sayın Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında uzun yıllar kaldı. Dolayısıyla bu ciddi bir külliyat demek. Yani dışişleri açısından ciddi bir külliyat. Zaten MİT'in yeni yapılanmasında, yani Sayın Fidan geldikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni yapılanmasında ağırlıklı dış politikanın bir parçası haline geldi. Yani mesela biz hani Libya'da bir problem gördüğümüzde işte masadaki o karede oturanlardan bir tanesi Sayın Fidan. İşte Suriye'de bir problem yaşanıyor. Moskova'da zirve oluyor. O karedekilerden bir tanesi Sayın Fidan. Keza yine öyle. İşte Kuzey Irak'a dair karar, operasyonlar Sayın Fidan orada. Sayın Cumhurbaşkanı kritik yurt dışı gezilerinin hepsinde eşlik etti. En son işte Joe Biden, ondan önce Trump, hemen yanı başında Sayın Hakan Fidan. Özellikle önemli telefon diplomasilerinde fotoğraf verilirken işte Sayın Cumhurbaşkanı şununla görüştü, görüşme bir saat sürdü. Yine karada Sayın Fidan. Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir mekik diploması, yine Sayın Hakan Fidan bu işin parçası. Dolayısıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sayın Hakan Fidan'ın bu yeni dönemdeki proaktif durumu aslında dış politikanın bir parçası. Yani bir eşgüdüm halinde bir koordinasyon. Şimdi koordinasyon Sayın, daha çok Sayın Çavuşoğlu üzerinden yürüyordu. Sayın Hulusi Akar üzerinden yürüyordu. Çünkü Sayın Fidan bir bürokrattı. Ve genelde muhatabımız da ya Sayın Akar'dı ya Sayın Çavuşoğlu'ydu. Şimdi doğrudan muhatap Sayın Hakan Fidan olacak. Yaşar Güler'i de çok bilmezler mesela. O da hani şey oldu, Milli Savunma Bakanı. Ya onu da mesela çok yeni dönemde artık böyle Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarını çok fazla bilinmez. Yani eskiden mesela sokağa çıksaydık ve kuvvet komutanları, ikinci komutan, ordu komutanları aşağıya kadar sayardı herkes. Evet. Çünkü hani çok baskındı siyaset üzerinde. Şimdi mesela hani hızlıca sorayım, İsmet abi, Karakuvvetleri Komutanı kim? Birinci ordudan geldi ama isim olarak söylemiyorum. İşte bu Türkiye'nin normalleştiğini gösteriyor. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Yani oturup düşünmek iyi bir şey. Bilmemek iyi bir şey. Çünkü onlar atanmış. Geride duracak. Yani patron Milli Savunma Bakanı. Dolayısıyla ben mesela bu yeni durumda... Ben sorayım, bu akşam herkesi yoklamaya çekeceğim. Sayın Yiğitel, Tarım ve Orman Bakanı. Hah, tamam. Daha ezberleyemedim. Kopya çekebilir miyim? Ben kağıtla geldim. Şöyle ben bir Göksu Hanım, bazen hiç adını hatırlayamadan görevleri sona erenler de oluyor. O nedenle tabii, yani daha çok yeni. Dün akşam açıklandı. Yeni. Normaldir o. Alışacağız o isimlere de. O yüzden de hani mesela hani bu tür isimleri, yani özellikle tabii en gizemli, en hani merak edilen gerçekten Hakan Fidan. Şimdi dün açıklandıktan sonra herhalde hatta biz Gürbüz Evren'le de yayındaydık. 20-30 kişi falan böyle rahat yayın sırasında yazdı. Yayında olduğumu bile bile. Yani acaba nasıl olacak? Ya nasıl anlatayım? Yayında yani nasıl olacak sorusunu sor. Yani şimdi çok kişi yazdı aslında... Sayın Yiğitel, merak ediyor. Evet, merak ediyor herkes. Bundan sonraki süreçte tanıyacağız ama bir Hakan Fidan'ın özgeçmişini okuyalım. Arkadaşlarımız ekranın ortasına koymuşlar. Bu da merak ediliyor. Nerelerde çalışmış, hangi görevleri. Ben üç kere okudum ya, bir şey atlamayayım diye. Tamam. O zaman çalıştığınız yerden soracağım. Şanslısınız bu akşam. Hakan Fidan'ın doğum tarihi 1968, 55 yaşında. Doğum yeri Ankara. Okulları Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Dil Okulu. Üniversite olarak da Maryland Üniversitesi Siyaset ve Yönetim Bilimi lisansını burada yapmış. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans ve doktorası. Görevleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde assubay olarak görev almış. Başbakanlık TİKA Başkanlığı'nda, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Özel Temsilciliği, MİT Başkanlığı, şimdi de Dışişleri Bakanlığı. Şimdi ya ben mesela şeyde, yani bir ara Hacettepe'de kısa bir süre öğretim üyeliği de yaptı. Benim tanıma aşamam TİKA Başkanlığı'dır. TİKA Başkanlığı. Mesela ondan önce yani ben de bilmiyorum. Evet, TİKA Başkanı olduktan sonra ben tanıdım. Bir kere hani şeyi söyleyeyim, yani çok disiplinli, inanılmaz çalışkan ve hakikaten hani böyle işin ehli. Fakat dediğim gibi hani şimdi şey değişiyor. Nedir o? Hani, hani MİT Başkanı'ndan dış işlerine tamamen hani yapacağı iş değişecek. Ben o başarıyı buraya da çok rahatlıkla aktarabileceğini düşünüyorum. Peki.